Efendim haber ekranlarından herkese merhabalar. Tüm dünyanın gözü Karabağ bölgesinde ve 30 yıldır Ermeni işgali altındaki Karabağ'da şu an büyük bir dram yaşanıyor. Çünkü Ermeniler özellikle sivilleri hedef almaya ve insani ateşkese rağmen Azerbaycan ordusunu hedef almaya devam ediyorlar. Tabi Azerbaycan ordusu da yapılan saldırıları karşılıksız bırakmıyor ve Ermeni ordusuna ağır darbe vuruluyor. Peki bölgede son durum ne? Bundan sonra neler yaşanacak? Bu durumu Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sayın İlham Aliyev ile konuşacağız. Efendim çok teşekkür ederiz. Bizleri kabul ettiniz. Sağ olun kurum adına, Ahber adına öncelikli olarak. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii efendim bölgeyle başlayacağız. Dün Ermenistan sivilleri yine hedef aldı. Terter'de bir mezarlık hedef alındı ve 3 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu saldırıyı öncelikli nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Ermeni faşizminin nöbeti tezahürüdür. Onlar adeta dövüş meydanında məğlubiyyətə uğrayanda sivillərə ateş açırlar. Bunu biz 1-ci Qarabağ savaşında da gördük. Zaten Xocalı soyqırımını törədən həmən bizim mənfur qonşularımızdır. Bu dəfə də görəndə ki, artıq döyüş meydanında Azərbaycan ordusu qarşısında acizdilər və işğal edilmiş torpaqlarda bizə qarşı müqavimət göstərə bilmirlər. Onlar yenə də sivilləri, mülki vətəndaşları hədəf aldılar. Və namərd saldırı nəticəsində bizim insanlarımız həlak oldu. Həm Gəncədə, həm dünən Tərtərdəki qəbristan dolunda. Bu da insanların dəfn mərasimində iştirak etdiyi bir yerdir. Hər bir insan üçün müqəddəs bir yer sayılır. Ancaq bizim mənfur qonşularımız üçün müqəddəs anlayışı görünür ki, yoxdur. Və bu insanlığa qarşı cinayətdir. Bir daha Ermənistanın yırtıcı hislətini göstərir. Ancaq bir də onu göstərir ki, bu namərd saldırılar bizi yolumuzdan döndərə bilməz. Azərbaycan xalqının iradəsini sındıra, qıra bilməz. Və biz öz torpaq bütövlüyümüzü bundan sonra da bərpa etməyə davam edəcəyik. Tabi Azerbaycan sivil hassasiyet konusunda oldukça dikkatli, çok titiz davranıyor ve şu ana kadar tek bir Ermeni sivilin bile burnu kanamadı. Ancak şu ana kadar 46 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Batı'ya baktığımız zaman Batı neden sessiz bu katliamlara? Maalesef siviller arasında can kaybı devam eder, artık 47 oldu ve 222 mülki şahs yaralandı. 2000'ə yaxın ev ya tamamen dağıldı ya da ki büyük ziyan gördü. Ve biz, ben bunu demiştim, biz bu insanların qisasını döyüş meydanında alacağız. Biz hiç zaman sivillere karşı ateş açmamışıq, bugün de açmırıq. Baxmayaraq ki, Gəncə saldırısı oldu, Tərtər saldırısı oldu. Ve bugün səhər, bugün indi saat 9:10, saat 6'dan səhər 8-ə qədər 220-dən çox mərmi, yəni mühimmat, Tərtər, Ağdam, Göranboy və digər rayonlara düşdü. Yəni bu namərd saldırılar davam edir. Onların əsas hədəfi sivilləri öldürmək, Azərbaycan əhalisi arasında panik yaratmaq, qorxu yaratmaq, bizi durdurmaq və öz çirkin niyyətlərinə çatmaqdır. Ancaq görürlər ki, bu alınmır. Və nə qədər mərmi mühimmat düşürsə düşsün, Azərbaycan vətəndaşları öz torpağında qürurla yaşayırlar və bütün bu çətinliklərə dözürlər. Onları birləşdirən bir amal var. Qarabağın qaytarılması, Azərbaycan bayrağının bütün işğal edilmiş torpaqlarda bayrağının qaldırılması və ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsidir. O ki qaldı ikinci toxunduğunuz məsələyə, nədən Batı səssiz qalır. Biz bunu 1-ci Qarabağ savaşında gördük. Ermənistan bizə təcavüz etdi. Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etdi. Ermənistan bizim xalqımıza qarşı soyqırımı törətdi. Ancaq yaptırımlar Azərbaycana yapıldı. Və o zaman 92-ci ildə, 93-cü ildə Batı basınında belə bir təsəvvür yarandı ki, sanki Azərbaycan işğalçıdır, Azərbaycan təcavüzkardır. Ermənistan isə bu təcavüzün qurbanıdır. Bugün də bunu da az miqdarda, az həcmdə görürük, çünki artıq həqiqəti danımaq, gizlətmək mümkün deyil.
Efendim 1993 yılında özellikle Kasım ayında yine o dönemde ateşkes ilan edilmişti ve ateşkesi yine Ermenistan ihlal etmişti, katliamlar gerçekleştirmişti. Şimdi baktığımız zaman yine ateşkesi ihlal eden Ermenistan. Bu ateşkesle Azerbaycan ordusunun ilerlemesi durdurulmak mı isteniyor? Biliyorsunuz bu onların taktikiydi. Ateşkesi isteyen Ermenistan oldu. Ve onlar görende ki artık dövüş meydanında işgal edilmiş torpağları koruyabilmirler, onları saklayabilmirler. Onlar ateşkes için başvurdular. Ve bize de böyle müracaat geldi. Bilirsiniz ki Rusya bu misyonu üzerine götürmüştür. Ve biz de dedik ki humanitar maksadlar için, cesedlerin değiştirilmesi, esirlerin değiştirilmesi için ateşkes ilan olunabilir. Ama aynı zamanda ve Moskva açıklamasında bu gösterildi. Mahiyet üzere müzakereler bərpa edilməlidir. Və eyni zamanda müzakerelerin formatı da değişmez kalmalıdır. Ancak görünür ki, onlar bu ateşkesten istifadə etmək istəyiblər. Bir gün keçməmiş Gəncəyə bu namərd saldırı düzenlediler. Ondan sonra digər bizim şəhərlərimizi vurmağa başladılar. Və faktiki olarak bu ateşkesi köbutcasına ihlal ettiler. Ona göre bu bunların taktikiydi. Onlara bu ateşkes görünür, ona göre lazım idi ki öz güvvelerini toparlasınlar, seferberlik tedbirleri görülsün ve bize yeni saldırı düzenlensin. Çünkü bu ateşkesten sonra onlar 3 defa Hatrut kasabasını yine de işgal altına almak istediler. 3 defa ora hemle ettiler, taarruz ettiler ama 3 defa da məğlub oldular. Onların niyeti itirilmiş ve onlara mensup olmayan toprakları yine de kaytarmak ve beləliyle öz işgalçılık siyasetini devam ettirmektir. Bu arada tabi Hadrut hala bizim diye yalan propagandalar yapılıyor şu an. Kabullenemiyorlar. Evet, bugüne kadar bu yalan propagandaları yapıyorlar. Hadrut'ta artık neçe gündür ki Azerbaycan bayrağı dalgalanır ve Hadrut'un etrafında yüksekliklerin, tepelerin mütləq əksəriyyəti bizim nəzarətimizdədir. Və əgər Hatrut götürülməsəydi, ondan sonra Xocavənd rayonunun köyləri də götürülə bilməzdi. O zaman Füzuli köyləri də götürülə bilməzdi. Biz yalnız Hadrut istiqamətindən ora irəlilədik. Şimdi efendim, insani ateşkesin uygulandığı tarihten itibaren özellikle Erivan'ın havalimanına Rusya'dan, İran'dan kargo uçaklarıyla sürekli füzeler gönderiliyor. Kargo uçaklarıyla. Ve bu şekilde aslında bir suç işleniyor. Bu noktada özellikle İran Cumhurbaşkanı ile de görüştünüz, Ruhani ile sınır kapısının kapatılması noktasında. Rusya ile de görüştünüz, füzelerin gönderilmesi ve ücretsiz veriliyor bu silahlar. Bu noktada ne söylemek istersiniz özellikle İran ve Rusya'ya? İran'la alakadar, İran'dan Ermenistan'a silahların gönderilmesiyle alakadar bizde herhangi bir məlumat yoktur. Əksine diyebilirim ki, İran ve Gürcistan öz hava sahasını ve quru yollarını Ermenistan'a silahların taşınması için kapattı. Ve buna göre biz bir daha İran ve Gürcistan hükümetlerine teşekkürümüzü bildirmek istedik. Yani Gürcistan arazisinden bizde olan malumata göre bugün kaçak silah gönderilir. Sivil uçaklarla, aynı zamanda kargo uçaklarla. Ermenistan bu yakınlarda bir uçak satın almıştır. Bizde olan məlumata göre haradasa 40-30 milyon dolara almıştır. Bu uçağı alan Rusya'da yaşayan zengin Ermeni iş adamlarıdır. Karapetyan, Abramyan ve başkaları. Onlar Rusya'da yaşayan Ermenileri Qarabağ'a gönderirler, muzlu kimi, bize karşı vuruşmak için. Eyni zamanda bu IL-76 uçağın alınması Ermənistana imkan verdi ki, kaçak yollarla o silahları Ermənistana ötürsün. Çünkü her dəfə hərbi deməli, təyinatlı məhsullar göndəriləndə bu bəyan edilir. Onların bəyanatlarında isə bu sivil kargodur. Ama bunun içində kornet, tank əleyhinə silahlar, Konkurs tank əleyhinə silahlar, İqla hava hücumuna karşı silahlar. Eyni zamanda bizde olan məlumata göre Rusya'da kaçak yollarla alınmış füzeler gönderilir. Ona göre biz İKAO'ya
resmen müracaat ettik, başvurduk ki ICAO bu meseleni araştırsın, bunu durdursun. Bu uluslararası cinayet sayılır ve bu kaçak silahların Ermenistan'a gönderilmesi kabul edilmezdi. Biz Rusya resmi organları tarafından da açıklama bize verildi ki Rusya Ermenistan'a silah göndermir. Ona göre bizim fikrimizce bu silahlar Ermeni iş adamları, zengin iş adamları Rusya'da yaşayan kaçak yollarla bazı hərbi fabrikalarda alıp Ermenistan'a gönderirler ve bu istikamette araştırmalar devam ettirilir. Şimdi efendim tabii cepheye gideceğiz. Cepheden tabii Azerbaycanlı ve Türkiye halkı güzel haberler bekliyor, güzel müjdeler bekliyor. Ben haritayı göstermek istiyorum. Tabii 18 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. 30 yıldır şu an işgal altında. Bu bölgelerin şu ana kadar bugün itibariyle kaç bin kilometre karelik bir alanı özgürleştirildi. Şu an ordumuz ilerliyor, büyük darbe vuruyor. Ve şu ana kadar tabii diyoruz ya Ermeni ordusu yarısını kaybetti güçlerinin. Rakam olarak Ermeni ordusuna ne kadar kayıp verdirildi? Bu konuda bir rakam alabilirsek efendim. Azat edilmiş toprakları hesaplamak o kadar da zor mesele değil. Halbuki her gün bu değişir. Dünen ben yeni 6 köyün işgaldan azat edilmesi haberini Azerbaycan halkına çatdırdım. Ondan evvelki günde daha çok sayıda köyler azat edildi. Bu süreç devam edir. Demek olar ki her gün biz yeni arazileri işgaldan azad edirik. Her gün yeni strateji yüksəklikləri azad edirik. Ona göre bu rəqəmlər değişir. Ancak bugün resmi qaydada verilen məlumat demeye esas verir ki hangi bölgeler azad edildi. Şimdi bu xəritədə məsəl üçün Hadrut yoxdur. Artık Hadrut bizdə. Füzulinin etrafında köylərin mütləq əksəriyyəti bizdə. Və artık Füzuli artık bizim gözümüzün qabağındadır. Ondan sonra güney istiqamətində də irəlləmişik. Güzeydə Murovdağ deməli mövqeləri bizdə. Madagiz bizdə. Yəni bütün istiqamətlər üzrə böyük başarılar əldə etdik və bu süreç davam edir. Buna görə hesab edirəm ki Azərbaycan xalqı bunu əminəm ki diqqətlə izləyir. Xüsusilə o köylərin sakinləri ki o köylər işğaldan azad edilir. Onlar için elbette ki bu tarihi günler. Ya kaç bin kilometre kare oluyor efendim tahminen ortalama? Bunu demek istemezdim çünkü bu her gün değişen rəqəmdir. Ancak bizim amacımız arazi bütövlüğümüzü tam bərpa etmek ve Azerbaycan bayrağını bütün işgal edilmiş torpaqlara kaldırmaktır. Peki Ermeni kayıplarıyla ilgili rakam ne kadar verebilir? Bu da her gün değişen bir statistiktir. Yalnız 200'den çok tank imha edildi. 33 tank ganimet kimi götürüldü. Onlar bizde. Onlar da saz vəziyyətdədir. 35 hava hücumuna karşı OSA sistemi imha edildi. 2 S-300 hava hücumuna karşı çok bilirsiniz müasir bir. Çok değerli, pahalı. Çok değerli, evet. Ondan sonra TOR, o da çok pahalı, o da hava hücumuna karşı. Haradasa 170 kargo arabası ya imha edildi ya bizdədir. Ondan sonra 16 komanda mərkəzi imha edildi. Yani bizim hesablamalarımıza göre haradasa 2 milyard dolar etrafında Ermənistan ordusuna ziyan dəydi. Yani bu günler ərzində. Ve bu devam edir. Ve ben demişim ve Ermənistan rehberliğine de müracaat etmişim. Siz ateşkese əməl edin, bize təqimi verin, topraklarımızdan çıxın, bu müharibə dayansın, siz de kalan indi silahlarınızı savunun. Yoksa böyle giderse onların bütün silahlarını biz imha edəcəyik. İnsani kaybı ne kadar Ermənistan efendim? İnsani kaybı onların verdiği rəqəm, basında keçen rəqəmi mən deyirəm, haradasa 600'dən fazladır. Ama bizde olan məlumata göre onlarda kayıp daha çoxdur. Yani birkaç defa bundan daha çoxdur. Yani Ermenistan düşük göstermeye çalışıyor. Tabi cephede durum farklı diyorsun. Şimdi bakın, şimdi eğer 200 tank imha edilipse, bu tankın içinde olan əskerlerin sayına bakın, artık neçeye çıkır. Ondan sonra
yani dövüş alanlarında, komanda merkezlerinde, diğer kurgularda demeli o da görüntüler var. Nece bu onların texnikası imha edilir. Ona göre bu hansa konkret rəqəm demək istemezdim. Çünkü ben her zaman dəqiq rəqəmlərə necə deyilir, sadiqəm. Yoxlanılmamış rəqəmlərə rəqəmləri səsləndirmək istəmirəm. Amma təbii ki 600-dən daha fazla. Yani yarısına yakını yok edildi diyebilir miyiz efendim Ermenistan'da? O, biz bilmirik nə qədər bunlarda silah var. Çünkü bir sual ortaya çıkır ki, nereden bunlar bu silahları aldılar? Ermənistan büdcəsi belli, Ermənistanın döviz rezervləri belli ve Ermənistan büdcəsi de belli. Eğer 17-18 gün ərzində 2 milyar dolarlık onların silahları imha edilibsə ve hala da silahlar var ve bu imha edilmiş silahlar yalnız işgal edilmiş topraklardadır. İndi Ermənistan arasında ne kadar silahlar var? Bakın ne kadar bunlarda silah var. Nereden aldılar bunu? Nereden bu parayı buldular? Tabii ki bunlarda bu kadar para yok. Demeli bunu bedava aldılar. Efendim tabii 18 Ekim önemli bir gün. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Bu tarihte Azerbaycan halkı sizden bir müjde bekliyor inşallah. Karabağ ile ilgili bir müjdeniz olacak mı efendim? Buradan A Haber ekranlarından tüm Türkiye'ye ve Azerbaycanlı kardeşlerimize o müjdeyi paylaşmak ister misiniz? Birisi bu doğrudan da tarihi bir gündür. Çünkü Azerbaycan 20. əsrdə ikinci dəfə bağımsızlığa qoşuldu. Ve bağımsızlık onun ilk illeri bizim için çok ağır keçdi, faciəvi keçdi. Ve biz bağımsızlığı itirə bilərdik. Necə ki 1920-ci ildə itirdik. Cəmi 2 il çəkdi. Ondan sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti süqut etdi. Bu dəfə də Ermənistan Azərbaycana, Ermənistanın təcavüzü, eyni zamanda Azərbaycan daxilində gedən daxili çatışmalar böyük böhrana səbəb oldu, böyük krizə səbəb oldu və yalnız 93-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra vəziyyət sabitləşdi, istiqrar təmin edildi və Azərbaycan inamla inkişaf gəlişmə yoluna qədəm qoydu. Ona göre 18 Ekim tarihi bizim için çok aziz bir tarihtir. Ancak bu süreç ərzində, bu 17-18 gün ərzində mən heç zaman bizim ordu karşısında hansısa tarixdə bunu alacaqsan, tarixdə bunu alacaqsan belə bir vəzifə qoymamışam. Çünkü müharibənin öz qaydaları var, öz qanunları var. Ve bizim için esas mesele arazi bütünlüğümüzü bərpa etmek. Ne zaman müjde verilecek? 18'inde mi, 17'sinde mi, 19'unda mi? O kadar da önemli değil. Önemli odur ki biz bunu edek, buna nail olaq. Ve aynı zamanda biz bazı köyler hakkında məlumatı bugün de verebilirdik. Ve belki de olacak. Ancak en önemlisi strateji yükseklikleri götürmek. Çünkü bu yükseklikleri biz götürürken daha büyük alana biz nəzarət edirik, kontrol edirik və bundan sonra Azərbaycan ordusunun uğurlu əks hücum, əks təruz əməliyyatının daha da uğurlu olmasına şərait yaradırıq. Efendim Qarabağın kalbi, gözü Şuşa. Azərbaycanlıların gözü kulağı Şuşa, Şuşa'dan gelecek haberde. İstikameti Şuşa olarak mı verdiniz inşallah? İstikamet her tərəfdir. İşgal edilmiş torpaqların her bir karışı bizim için doğmadır, azizdir. Her bir şehri ve benim için her bir köyün değeri, kıymeti o biri köyle müqayisada, o biri şehirle müqayisada eyni de beraberdir. Ancak siz de yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azerbaycan xalqının gelbinde xüsusi yeri var. Bu bizim tarixi şehrimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azerbaycan halkına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir. Ve elbette ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçı olar. Tabii ki, ve müzakereler sürecinde de her zaman bu mesele gündelikteydi. Bilirsiniz, bundan evvelki dönemde danışıqlar masasında bir çox meseleler var idi. Və bəzi təkliflər ondan ibarət idi ki, peki Azərbaycan bu 5 rayonu alsın, bununla kifayətlənsin, qalanlar da qalsın, yani her şeyi siz almaq istəyirsiniz, belə şey olmur, kompromis olmalıdır və s.
Ancak ben hiç buna girmemişim. 5 rayonu alıp kalan rayonları sonraya saxlayıb və qeyri-müəyyən vaxta saxlayıb məsələni bitmiş hesab etmək heç cürə düzgün olmazdır. Və ona görə müxtəlif mərhələlərdə, müxtəlif aşamalarda vasitəçilər və bəzi uluslararası təşkilatlar təəccüb edirlər ki, nədən İlham Əliyev buna razılaşmır? Axı ona veri deyirik ki, indi 5 rayon, halbuki Ermənistan indi görünür, o 5 rayonu da vermək istəmirdi. Ancaq belə təkliflər olub. Amma mənim mövqeyim hər zaman olub ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Ona görə təbii ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim hədəflərimizin arasında xüsusi yer tutur. Buna biz çalışmalıyıq, buna biz nail olmalıyıq. Nə zaman bu olacaq? Yaxın mıdır efendim? Onu yani yakın gelecek gösterir. İnşallah. Şimdi tabii efendim özellikle rahmetli babanızın vasiyetidir Karabağ. Muhtemelen vasiyetini de bu arada sizden almak isteriz. Vasiyetini yerine getiriyorsunuz şu an gerçekten. Sizi de tebrik ediyoruz Azerbaycan halkı, Türk halkı adına. Ne söylemek istersiniz babanızın vasiyeti için? Bilirsiniz ben her zaman çalışmışam ki babamın yoluna sadık olum. Və 2003-cü ildə ilk dəfə Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərəndə seçimlərdən öncə mən demişdim ki, əgər siz mənə bu inam, etimad göstərsəniz, mən Heydər Əliyev siyasətinə sadiq olacağım və bütün istiqamətlər üzrə onun yolu ilə gedəcəm. Və şadam ki, sözümə sadiq oldum, sözümü tutdum və bugün Azərbaycanın yəni, sürətli və uğurlu gəlişməsi, inkişafı, uluslararası müstəvidə böyük hörmətə malik olması, ölkə daxilində sosial, iqtisadi, digər problemlərin həlli, böyük projelərin gerçəkləşməsi əlbəttə ki, Heydər Əliyev yolunun davamıdır. Təbii ki, dünya dəyişir, dünyadakı güclər nisbəti də dəyişir və bugünkü dünya 2003-cü ildəki dünya ilə əlbəttə ki, müqayisə edilə bilməz. Ancaq bizim strateji hədəflərimiz dəyişməz olaraq qalır. O da bağımsızlığı möhkəmləndirmək, bağımsız siyasətə sadiq olmaq, heç vaxt bundan sonra heç kimdən asılı olmamaq, heç kimin qarşısında baş əyməmək, öz qürurumuzu saxlamaq, qorumaq və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdir. Yəni, qısa desəm, bax, babamın vəsiyyəti bundan ibarətdir. Əlbəttə ki, ərazi bütövlüyümüzün, torpaq bütövlüyümüzün bərpası bizim üçün bir numaralı məsələdir. Bir numaralı vəzifədir. Biz buna nail olmaq üçün böyük çaba xərcləyirik. Siyasi, ekonomi, diplomatik, hərbi. Bizim demək olar ki, ordumuz faktiki olaraq yenidən quruldu. Və bugün ordunun potensiyalı kapasitəsi bütün dünyanın gözü önündədir. Mənə verilən bilgilərə görə bəzi gəlişmiş ölkələrin hərbi mütəxəssisləri də artıq bizim təcrübəmizi öyrənirlər. Bu təcrübə mən əminəm ki, kitablarda da olacaq və tədqiqatlarda da olacaq. Ona görə babamın yoluna sadiq qalaraq bu şərəfli missiyanı da icra edirik. İnşallah sona qədər başa çatdıracaq. Təbii Azərbaycan güclü bir ordu ortaya çıkardı. Çok değişti. Birinci Karabağ Savaşı'nda doğru hava kuvvetleri bile yoktu. Şimdi ancak artık güçlü bir hava kuvvetleri, güçlü bir ordu var. Tabii baktığımız zaman TB2 silahlı insansız hava araçları da bölgede büyük bir güç oldu. Satın aldınız Türkiye'den ve şu an kullanıyorsunuz. Savaşın seyrini nasıl değiştirdi silahlı insansız hava aracı? Çok değiştirdi. Çünkü bilirsiniz Ermenistan bu 30 yıl arzında o işgal edilmiş bölgelerde bütün temas hattı boyunca çok güçlü istihkam vurmuştur. Çok büyük mühendislik istihkam işleri görmüştü. Bazı yerlerde onların 4 savunma hattı var. Büyük hendekler kazıldı. Diğer yani mühendislik işleri görüldü. Çok büyük beton plitaları vardır. Sığınacaklar vardır. Bunkerler vardır. Bir de ki, o bölgenin reliefi elədir ki, o təbii istihkamdır. Çünkü o dağlıq ərazidir ve biz aşağıdan yuxarı gedirik. Her bir ordu için bu büyük çetinlikdir. Zor bir iş ve çok riskli bir iştir. Ona göre bu istiqamette bizim gördüğümüz işler
Elbette ki büyük kahramanlık talep edirdi ve biz düşmanın texnikasını dəqiq imha etmək üçün mütləq pilotsuz hava araçlarına möhtac idik. Və çox mutluyuz ki, qardaş Türkiyənin gəlişmiş hərbi sənaye kompleksi gözəl bu SİHA'ları və İHA'ları üretməyə başlamışdır. Və Azərbaycan Türkiyənin dışında ilk ölkələrdəndir ki, bu SİHA'ları alabildi. Və mən artıq bunu söyləmişdim. Yalnız SİHA'larla, Türkiye üretimi olan SİHA'larla 1 milyar dollardan dərində olan, 1 milyar dollar dərində olan erməni silahlı texnikası imha edildi. Qalan 1 milyard da qalan bizim hərbi vasitələrimiz. Yəni çox dəyişdirdi bu müharibənin gedişatını, çox dəyişdirdi. Bölgede tünellerden bahsettiniz, katmanlı savunmadan bahsettiniz. Aslında onu biz Suriye'de görmüştük harekatlarda. PKK-PYD'nin kullandığı yöntemler bunlar. 30 yıldır şu an bölgede aynı yöntem uygulanıyor. Orada PKK'nın, PYD'nin bir desteği var mıdır bu noktada? Olabilir. Bizde məlumat var idi bundan evvel, bu çatışmadan evvel ve elbette ki indiki çatışma dönemindeki PKK'lar, PKK'çılar orada kamplar kurmuşlar. Çünkü bilirsiniz Dağlı Qarabağ bir kontrolsüz bir ərazi idi. Herhangi bir uluslararası kontrol mexanizması orada yok idi. Çünkü indi Ermənistan da, Azerbaycan da bir çox uluslararası təşkilatların üyeleridir ve orada kontrol mexanizmleri de var, monitoring var. Bu ise belə boz bir alan, yani kontrolsüz bir alan, ona göre orada kaçak malçılık, uyuşturucu ticareti, qanunsuz silahlı birleşmelerin deməli təlimleri ve PKK kampları da mövcud idi. Ve istisna edilmir ki, onlar da bu istihkamların qurulmasında da rol Kaç tane PKK kampı var efendim bölgede? Onu biz deyə bilmərik, çünkü onlar bir yerde durmuyorlar, onlar değişir yerleri. Ama kifayet kadar çok idi. Her halde bu məlumat bizdə bu son çatışmadan əvvəl də var idi. Və bugün öldürülən deməli erməni tərəfindən vuruşan öldürülən insanlar arasında şübhəli insanlar da var. Hər halda Kanada pasportu, Lübnan pasportu insanlar var və şəxsiyyəti müəyyən etmək mümkün olmayan insanlar var. Amma dəqiq ki onlar erməni əskəri deyil. Yani bunlar paralı askerler. Evet, paralı asker, biz buna muzlu deyirik, muzlular. Tabii efendim bölgede özellikle Ermenistan kendi topraklarından füzeli saldırılar gerçekleştiriyor. Kendi topraklarından saldırılara devam ederse Ermenistan topraklarına operasyon hakkı doğar mı size? Hayır, bizim böyle fikrimiz yoktur. Ben bunu defalarla demişim. Bizim Ermenistan arazisinde herhangi bir hərbi hedefimiz yoktur. Ve hərbi əməliyyatları Ermənistan ərazisinə keçirmək də fikrimiz yoxdur. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Biz sadəcə olaraq ölkə hududları çərçivəsində uluslararası təşkilatlar və dünya birliyi tərəfindən tanınmış qanuni Azərbaycan torpaqları çərçivəsində bu əməliyyatları aparırıq. Və bugünə qədər Ermənistan ərazisinə biz keçməmişik. Onu da bildirməliyəm ki, Temmuz ayında Ermənistan-Azərbaycan sınırında bizə qarşı saldırı düzənlənmişdir və Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz bölgəsinə, onun müəyyən yerlərinə girə bilmişdir. Biz onları oradan rədd etdik, öz topraqlarımızı qoruya bildik, onları sınırdan kənara atdıq. Ve ondan sonra da sınırı keçə bilərdik. Yani bizim karşımızda herhangi bir ciddi maniye yok idi. Zaten bu savaşta onu gösterdi ki, eğer burada biz keçə bilmişiksə, orada daha kolay. Çünkü orada bu istihkamlar yoktur. Ama bunu yapmadık. Çünkü biz hesap ettik ki, bu düzgün olmaz. Biz öz toprağımızda özümüzü savunuruq ve işgalçılardı öz topraqlarımızdan qovmalıyıq. Ancak aynı zamanda eğer Ermənistan ərazisindən bizə qarşı Toçka U, İskender, Skat və başqa çox təhlükəli silahlardan onlar istifadə edəcəklərsə, necə ki Gəncəni onlar Ermənistanın Vardanis rayonundan vurdular. Eğer bu devam edəcəksə, bu bizim üçün legitim, qanuni
hərbi hədəflər olacaq. Bunu hər kəs bilsin. Tabii bu noktada efendim Türkiye ve Pakistan'dan size destek mesajları geliyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan olsun. Her türlü desteği vermeye hazırız dediler. Bu noktada Türkiye ve Pakistan'dan askeri destek isteyecek misiniz efendim önümüzdeki? Hayır, böyle bir bizim fikrimiz yoktur. Türkiye ve Pakistan ilk bize desteği olan ülkelerdi. Ondan sonra bu ülkelerin sayı arttı. Ondan sonra Afganistan bize açık destek gösterdi. Bosna Hersek, ondan sonra diğer ülkeler destek gösterdiler. En çok destek gösteren kardeş Türkiye olmuştur ve benim kardeşim, hürmetli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk saatlerde çok dakik ve çok kesin ve net mesajlar verdi ki Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve bu bizi daha da ruhlandırdı. Ancak askeri destekten söhbət gedə bilməz, buna ihtiyac yoxdur. Ve bugün Ermənistan Başnaziri tərəfindən uydurulan yanlış məlumat elbette ki uluslararası kamuoyu çaşdırmağa yönelib. Mesela dün Rusya televizyonuna verdiği açıklamasında demişdi ki Azerbaycan tərəfində Türkiye vuruşur, Pakistan vuruşur. Ondan sonra Suriyadan, Libya'dan olan askerler vuruşur. Bunlar hamısı yalan. Ve bu yalanı ifşa etmek o kadar da zor mesele değil. Çatışmaların ilk gününde demiştiler ki Ermenistan'ın Su-25 uçağını Türkiye'nin F-16 uçağı vurmuştur. Biz dedik ki sübut verin. Verebilmediler. Sonra herkes gördü ki bu yalandır. Şimdi bunu artık demirler. Şimdi yeni yalan ortalığa çıkıyor ki Pakistan ve Türkiye askerleri bizden beraber vuruşurlar. Sübutlar versinler. Yoktur bu. Bu sadece olarak Ermenistan tarafı birinci növbede istiyor ki Azerbaycan ordusunun gücünü perdelesin. Sanki Azerbaycan tek başına bunu yapabilmezdir. İkinci de onun məqsədi odur ki bu çatışma artık bölgeden çıkır da global bir çatışmaya çevrilir. Bu da yalandır. Bizim Türkiye'den ve Pakistan'dan ve başka kardeş ülkelerden aldığımız destek yalnız manevi ve siyasi destektir. Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğu, ilişkileri, yakınlığı kimleri rahatsız ediyor efendim? Bizi istemeyenleri, Türkiye'nin gücünün artırılmasını istemeyenler. Kimler efendim? Yani bunlar belli kimler. Yani bu birçok ülkelerde böyle daireler var. Bu İslamofob dairelerdi. Maalesef bugün Avrupa'da İslamofobiya artır ve demeli fakir ülkelerden gelen mültecilere olan münasibet de göz kabağında. Ona göre İslamofob partiyalar bugün bir neçe Avrupa ülkesinde parlamenti girirler. Yani radikal faşist partiyalar daha çok oy kazanırlar. Bu çok tehlikeli bir meyildir. Avropa için ilk növbette tehlikeli meyildi. Çünkü bu irkçilik, ayrı seçkilik, ksenofobiya, islamofobiya şerait yaradan bir meyildir. Aynı zamanda islamofob güvvelerle yanaşı Türkiye'nin gücünden endişelenen daireler var. Çünkü bugünkü Erdoğan Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil. Biz de bunu biliriz. Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz de bilir. Bugün Türkiye dünyada söz sahibidir. Hiç kimse Türkiye neyse dikte edebilmez, neyse mecbur edebilmez. Türkiye öz çıkarlarını, öz müttefiklerinin çıkarlarını layıkınca dünyada müdafiidir, savunur. Öz güvenliğini bildiği kimi temin edir. Uluslararası camiada söz sahibidir. Bölgede Türkiye'nin iştiraki razılığı olmadan herhangi bir mesele çözülebilmez. Suriye, Libya, ondan sonra Akdeniz. Bunlar onu gösterdi. Ona göre Türkiye'nin gücünü istemeyen ve bundan narahat olan güvvelerdi bunlar. Bu tabiydi. Birlikten kuvvet doğar dediniz. Türkiye'nin güçlü olması neden önemli efendim? Türk dünyası için ona göre ki bu büyük bir güçtü ve bizi güçlendirir. Ben bunu defalarla demişim.
Türkiye'de demişim, Azerbaycan'da da kardeşim Cumhurbaşkanı burada olandaki Türkiye-Azerbaycan birliği bölge için istikrar getirir. Eğer Türkiye'den bu net mesajlar çatışmaların ilk saatlerinde Türkiye'den gelmeseydi, belki de başkaları karışabilirdi bu işlere. Türkiye'nin bu mesajları herkese dur dedi. Azerbaycan yalnız değil. Türkiye işin sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Ve elbette ki bugün Azerbaycan-Türkiye birliği artık çok ciddi geosiyasi faktöre çevriliptir. Ve bu müsbet faktördü. Bizim birliğimiz herhangi bir ülkesinin çıkarlarına karşı değil. Biz sadece olarak öz çıkarlarımızı savunmalıyız. Öz yolumuzu devam ettiririk. Hiç kimse bizim işimize karışmasın. Hiç kimse bizim dahili meselelerimize burnunu sokmasın. Biz bunu isteriz. Kimin işine Türkiye karışıp bugüne göre? Hiç kimin. Azerbaycan kimin işine karışıp? Hiç kimin. Sadece biz değiliz ki. Bize de değmeyin. Kenarda durun. Dost olak, taraftaş olak, işbirliği de ama sizinki sizde, bizimki bizde. Bunu biz isteriz ve buna hakkımız çatır. Efendim, Karabağ sorununun çözümünde Türkiye'siz bir masadan çözüm çıkar mı? Tabii bu aslında de facto Türkiye artık masada. Ben bunu söylemiştim. Bu reallıktır ve bugün Türkiye diğer bölgede yerleşen ülkelerle bu meseleni konuşur, görüşür. Şimdi siz de bilirsiniz, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasında telefon görüşmesi oluptur. Dışişler Bakanları, Savunma Bakanları oluptur. Aynı zamanda İran hemşerileriyle Türkiye üst düzey yetkililerinin temasları oluptur. Diğer ülkelerle. Ona göre de facto Türkiye burada. Sadece olarak Minsk grubu 92. ilde teşkil olunduğu için zaten Türkiye Minsk grubunun üyesidir. O zaman bilmiyorum hansı sebeplere göre eş başkanı olmadı. Yani biz çok isterdik ki beri baştan Türkiye eş başkanı olsun. Ancak o zaman Türkiye kendisi bunu yapmadı. Kendisi isteseydi bence olardı. Çünkü ona göre ben diyorum. Bugünkü Erdoğan Türkiye'siyle o Türkiye arasında büyük fark var. Eğer eş başkanı olsaydı o zaman tabii ki bu mesele çoktan çözülürdü. Ona göre biz diyoruz ki Türkiye'si bu mesele çözülmez. Ben demiyorum ki Minsk grubu artık tarihte kalsın. Yok. Koy onlar da çalışsınlar. Halbuki 30 sene erzinde bir neticeye varmadılar. Ama Türkiye'yi bu prosesten, bu süreçten kenarda saklamak hem düzgün değil hem de ki mümkün değil. Minsk grubu eş başkanı Fransa'nın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim, duruşunu? Bilirsiniz Fransa'nın son açıklamaları hesap ederim ki olumlu açıklamalardır. Aynı zamanda benim Fransa Prezidenti ile son telefon görüşmemde çok müsbet olubdur. Ve tabii ki Fransa eş başkanı kimi bir taraf olmalıdır. Yani neytral olmalıdır. Ve ben bunu demiştim. Her ülkenin her bir başka ülkeyle hususi ilişkiler olabilir. Yani milli kapasitede her bir ülke serbest. Hiç kimse buna bir yani irat da tutabilmez. Ancak eş başkanlığı artık başka bir mekanizma. Eş başkanlar olan ülkeler üzerine bu büyük mesuliyet koyuyor. Ona göre onlar bu mandat çerçevesinde gerek tarafsız olsunlar, bir taraf olsunlar. Ve hesap ederim ki bugüne Fransa'nın adımları ve yanaşması müsbettir. Herhalde heyetin gönderilmesi Ermenistan'a ve Azerbaycan'a bu bir tarafliği bir daha tespit edir. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yaptı efendim. Açıklamasında Karabağ bölgesine askeri gözlemci gönderebileceklerini söyledi. Buna onay verir misiniz? Bilirsiniz, aynı zamanda Rusya'nın Cumhurbaşkanlığı ofisinde değildi ki bu her iki tarafın Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın razılığı esasında olabilir. Yani bu aslında her şeyi özü diyen bir meseledir. Her iki taraf buna razılık vermelidir. Bir. İkincisi, temel prensiplerinde ve ben artık bu meseleyle bağlı fikirlerimi bildirmiştim. Temel prensipleri arasında barışçı güvvelerin bölgeye gönderilmesi meselesi var. Ancak en son aşamada topraklar işgalden azat edilir. 5 rayon, ondan sonra 2 rayon, ondan sonra Dağlı Qarabağ arasında Şuşa'ya Azerbaycan ehalisi kaydır. Ondan sonra barışçı güvveler gelir. Ona göre bugün bu hakta konuşmak erkendir.
Bir. İkincisi, hangi ülkeler bu barışçıl güvveler içinde olacak? Bu da her iki taraf arasında razılaştırılmalıdır. Bu meseleyle bağlı müzakereler sürecinde herhangi bir tartışma olmamıştır. Hesap ederim ki Rusya Cumhurbaşkanlığı ofisinden verilen açıklama tamamıyla esaslıdır. Her iki taraf buna razı olmalıdır. Bunun razılığı ve bunun takvimi verilmelidir. Bugün faal çatışmalar gede bu hakta konuşmak bir kadar erken. Tabii efendim, Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'daki zengin yeraltı kaynakları var. Kelbecer'de zengin altın yatakları var, biliyoruz. Aslında Ermenistan'ın asıl derdi altın yatakları mı? Odur, ama esas onların bize olan ezeli nifretidir. Ermenistan faşizm siyaset yaparır. Türkiye, Azerbaycan'a nifreti aşılıyor. Çocuklara Türkleri düşman kimi geleme verir. Ve öz ahalisinin, öz nüfuzunun beyinlerini zehirliyor. Yani Ermenistan'ın işgalçılık siyasetinin temelinde bu dayanır. Esas mesele budur. Diğer bölgeler hem bitkiçilik hem hayvandarlık için çok mümbit toprağı var. Çok güzel toprağı var. Onlar bunu istismar edirler. Kelbecer'in demeli kızıl yatakları. Onlar kanunsuz olarak oranı istismar edirler. Ve biz bütün o işte onlara yardımcı olan ve oraya yatırım yapan şirketlere mektup göndermiştik. Ve ben bu çatışmadan önce verdiğim açıklamalarda demiştim ki son haberdarlık edirik bütün bu yabancı şirketlere. Ya durdurun bu faaliyeti, ya biz sizi mahkemeye verecek. Ve mahkemede bizim sözümüz geçecek. Çünkü bu kanunsuzdur. Orada çıkarılan kızılları Ermenistan aparır, yurt dışına satır ve para kazanır. Orada çıkan tabii kaynaklar, bizim torpaktan elde edilmiş mehsul, onlar Ermenistan'a taşıyırlar. Ona göre burada birçok hedefler var ve esas məqsəd bu toprakları ebedi Ermenistan'ın tapdağı altında saklamaktır ve buna da onlar nail olabilmediler. Efendim, Paşinyan'ın babası Soros dediniz. Aslında Azerbaycan şu an bölgede Soros'la mı savaşıyor? O cümleden Soros'la. Aslında ben diyende dedim ki, ben Soros diyende tekçe George Soros'u nezarda tutmuram. Bu bir anlayıştır. Bu bir harekettir. Bu dağıtıcı bir harekettir. Bu yırtıcı bir harekettir. Bu müstemleki keçi bir harekettir. Ve Paşinyan'ın Soros'la o foto şekline bir bakın. Nece iyi becer foto şekildir. O internette var. Durublar, bedenleri de yapışıp birbirine. Yani utanç verici bir şekildir. İkisi de gülür, ikisinin yüzünde tebessüm. Ve faktiki olarak bu şekil Paşinyan'ın kim olduğunu gösterir. Çünkü Ermenistan'da çevrilişin teşkil edilmesinde Soros gruplarının büyük rol oldu. Evet. Ve Paşinyan aslında her zaman anti-Rusya mövqeyinde olup, onun partisinin adı Yolka, Ermenice. O da tercüme etsek çıkış demektir. Nereden çıkış? ODKB'dan, Rusya ile birlikte bu kolektif güvenlik teşkilatı mukavelesinden ve Avrasya Birliği'nden. O milletvekili her zaman Rusya'nın aleyhineydi. Anti-Rusya mövqeyindeydi. Ona göre ben tecrübe ederim ki bugüne kadar Rusya'da bazı siyasi daireler onun tarafını tuturlar. Ahı bu Rusperest güvvelere karşı inkılap etti. Rusperest cumhurbaşkanlarını hapse attı. Rusperest ana muhalefet partisinin başkanını hapse attı. Her şeyi Rusya'nın aleyhine etti. Rusya'nın Gazprom şirketine, demiryolu şirketine cinayet işi açtı. Kollektif Tehlikesizlik Mukavelesi Teşkilatı, hangisi NATO tipli bir teşkilattır. Onun başkanını, Ermeni esili, hapse attı. Yani bu Soros'un sözüyle oturup duran bir adam. Bir de ki bunun takımına bakın. Onların hepsi Soros Foundation, Açık Cemiyet Teşkilatı, Amnesty International, hepsi bunlar. Yani Soros bugün Ermenistan'da hakimiyete geldi ama iflasa uğradı.
Efendim, Türkiye'den askeri üs talebiniz oldu mu? Bu konuyla ilgili bir açıklama yaptınız. Türkiye üs kurabilir dediniz. Bu konuyla ilgili bir görüşme yaptınız mı efendim? Hayır, bu konuyla ilgili hiç herhangi bir görüşme olmamıştır. Ve hiç zaman olmamıştır. Bugün de böyle bir mesele yoktur. Zaten Türkiye ile askeri alanında bizim işbirliğimiz günden güne mühkemlenir. Ben bunu artık demişim. Bir de demek istiyorum ki geçen sene 10 birge hərbi tədbiqat geçirilmiştir. Hem hava gücü savunma, aynı zamanda özel demeli takımlar, diğer sahalarda. Ona göre bu işbirliği en yüksek seviyededir. Ve üssün Azerbaycan'da yaratılması meselesi hiç zaman müzakere predmeti olmamıştır. Efendim, Azerbaycan cephede statükoyu yıktı dediniz. Neydi efendim size dayatılan statüko ve Azerbaycan'ın yeni statükosu ne olacak bundan sonra? Yani statüko artık yoktu. Ben bu hakta öz sözlerimi dedim ve bu reallıktır. Statüko neydi? Torpaqların işgal altında saklaması. Ve bakmayarak ki Minsk grubunun eş başkanları bu konuyla ilgili hele 10 sene bundan önce çok olumlu açıklama vermiştiler ki status quo kabul edilmezdi. Praktik adım atılmamıştır. Ve biz 30 yıl bu status quo'nun değiştirilmesini bekledik ki müzakere süreci neticesinde buna biz nail olabiliriz. Ama olmadı. Ona göre dövüş meydanında biz bunu artık mahvettik, imha ettik. Bu artık yok. Şimdi Cebrail şehri bizde, Cebrail rayonunun köylerin büyük kısmı bizde, Füzuli rayonunun köylerin mütləq əksəriyyəti bizde. İndi Füzuli şehrini de biz indi görürük. Hadrut bizde, Madagiz bizde. Füzuli'yi görüyor muyuz efendim şu an kent merkezini? Görürük, görürük. İnşallah yakın zamanda oradan bir müjde gelecek inşallah diyorsunuz. İnşallah. Yani hangi status quo'dan söhbət gidebilir? Status quo'da yoktur, temas hattı da yoktur. Onu da biz yardık. Yani 30 sene barışçıl yollarla müzakere süreci çerçevesinde edebilmediğimizi bak bu günler ərzində biz ettik. Evet. Efendim, tabii şeyi sormak istiyorum Özel. Şimdi tabii savaş devam ediyor. Bu savaşta sizi en çok üzen, en çok mutlu eden olayları soracağım. Tabii bu arada sembol bir fotoğraf. Gence'deki 4 yaşındaki Bahtiyar'ın yaralı haldeyken gülümsemesi. Aslında sembol oldu bu fotoğraf tüm dünyaya ve röportaj yaptık. Kendisi de ne dedi? 4 yaşındaki aklıyla Karabağ bizimdir, Azerbaycan'ındır dedi. Sizi efendim en çok etkileyen, üzen, en çok mutlu eden neler oldu? En çok üzen bizim itkilerimizdir. Hem siviller arasında hem askerler arasında. Şimdi genç askerlerimiz fedakarlık, reşadet göstererek doğma toprağı uğrunda şehit olurlar. Bu büyük faciedir. Halkımız için, onların yakınları için, valideynleri için büyük faciedir. Ona göre her bir Azerbaycanlının helak olması benim için en büyük üzüntüdür. İster sivil olsun, ister herbiçi olsun. Fark etmez. Onlar hepsi bizim soydaşlarımızdır. Bizim evladlarımızdır, kardeşlerimizdir. En çok mutlu eden Azerbaycan halkının iradesidir. Çünkü bak, mühimmat altında, mermi altında yaşayan insan yerinden tərpənmir. Tərtəri Ermənistan Stalingrad'a çevirirler. İkinci Ağdam'ı Füzuli'ye çevirmek istiyorlar. Şimdi neden sen bu sivil şehri ateşe tutursan? Bak, o dəfn mərasimi olsun. Bugün səhər 200'den çok mühimmat atıldı 2 saat ərzində. Neden sen? Tərtərdə ne var? İnsanlar yaşayır. Hani o Erməni faşizmidir. Bir de ki qorxutmaq istəyir. Bir de ki fikri gedir 90-cı illere ki onlar bize saldırırdılar. Bizim ordumuz onların qabağında dura bilmirdi ve bizim vatandaşlar o bölgeleri terk etti ve kaçkın köçküne çevrildi. O fikirle yaşıyorlar. Ama bilmeliler ki indiki Azerbaycan o Azerbaycan değil. İndiki Azerbaycan güclü dövlettir ve özünü koruyabilen bir dövlettir. Ve bizim insanlarımızın mühimmat mermi altında yaşaması, orada durması ve evleri de yanır, malları da batır. Deyir ki vətən sağ olsun. Deyir ki nədir ki? Təki vətən sağ olsun. Bax, en çok məni mutlu edən budur. Ve eyni zamanda bununla beraber bizim bayrağımızı
işğaldan azad edilmiş torpaqlarda görməyimdir. Ən mutlu edən bax bunlardır. Efendim, Türkiye'de 83 milyon her namazdan sonra Azerbaycan için dua ediyor. Bu duaları hissediyorsunuzdur. Buradan Türk halkına ne söylemek istersiniz, ne mesaj vermek istersiniz? Tabii ki görürüm ve bu dualar ve Azerbaycan halkının duaları bizim diğer ülkelerde yaşayan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin duaları bizi koruyor. Çünkü biz hak yolundayız. Biz öz toprağımız uğrunda vuruşuruq. Ermənistan tərəfindən aparılan müharibə bu şər qüvvələrin müharibəsidir. Biz hər zaman Türkiyədən dəstək görmüşük, hiss etmişik və son illər ərzində Türkiyə və Azərbaycan rəhbərliyi o qədər bizim ölkələrimizi bir-birinə bağlayıb, o qədər güclü tellərlə bağlayıb ki, bu birlik, bu qardaşlıq sarsılmazdır. Və bu günlərdə Türkiyədən mənə çoxlu məktublar gəlir. Və yazırlar ki, Sayın Cumhurbaşqanı, mən də gəlməyə hazıram, mən də yardımcı olmağa hazıram. Yəni, o qədər bizi duyğulandırır, o qədər bizi sevindirir ki, bax, bizim birliyimiz bir daha bax, bu çətin dönəmdə özünü bürüzə verir. Ona görə bütün Türk qardaşlarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz onların dəstəyini hiss edirik, görürük. Bu dəstək bizə əlavə güc verir, bizim iradəmizi gücləndirir və mənim əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşqanı demişdir ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və bu əslində bizim birliyimizi təsvir edən ən gözəl ifadədir, ən gözəl kəlamdır. Mən də son olaraq Rəcəb Tayyip Erdoğanı tarif etsiniz, nasıl anlatırdınız deyə sormaq istərdim efendim. Rəcəb Tayyip Erdoğan mənim qardaşımdır. Bizim çox yaxın ilişkilərimiz var. Həm Cumhurbaşqanları kimi, hər iki insan kimi. Ona mənim çox böyük hörmətim var. O dünya lideridir. O Türkiyəni böyük zirvələrə qaldırdı. Türkiyəni ucaltdı. Türkiyəni layiqətli, qürurlu dövlət kimi bütün dünyaya tanıtdırdı. Ona qarşı çox böyük ədalətsizliklər, haqsızlıqlar edilir. Həm bəzi ölkələrdə maalesef bəzi siyasi qüvvələr Türkiyənin içindədir. Təbii ki, mən bu işlərə qarışa bilmərəm, amma bir insan kimi buna yani bir yana qala bilmərəm. Çünki onun Türkiyə üçün gördüyü işlər geniş miqyaslıdır. Və onun kimi Türkiyəni bugün sevən, onun çıxarlarını savunan, öz sinəsini önə verən ikinci insan yoxdur Türkiyədə. Bunu hər kəs bilməlidir. Azərbaycanda bunu hər kəs bilir. Və hər kəs. Türkiyədə də bir çoxları bilir, amma bilməyənlər üçün də mən demək istəyirəm ki, onlar da görsünlər. Çünki siyasi mübarizə hər yerdə var. Amma bir də milli məsələ var. Milli məsələdə hər hansı bir siyasi mübarizə olmamalıdır. Biz təhdid qarşısında birləşməliyik. Bugün Türkiyədə saldırırlar hər tərəfdən. Ona tab gətirmək, onun qarşısında sipər kimi dayanmaq çox böyük cəsarət tələb edir. Böyük peşəkarlıq, biliklər, iradə tələb edir. Mənim qardaşım bax belə insandır və mən onu yaxın tanıdığım üçün bunu tam səmimiyyətlə deyə bilərəm. Və ona bundan sonra da başarılar diləmək istəyirəm. Onun sözləri, onun addımları, onun varlığı bütün Türk dünyası üçün önəmlidir. Və Türk dünyasının bundan sonra da birləşməsi və işbirliyin dərinləşməsi üçün biz bundan sonra da büyük səylər göstərəcək. Son soru olarak efendim, Türkiye'de tabii tek yürek olmak gerektiğini söylediniz. Bu noktada Türkiye'de muhalefetten sizi arayıp destek mesajları geldi mi efendim? Belə çabalar oldu. Belə mesajlar geldi. Mən bilirsiniz, belə insanam ki, her şeyi necə var elə də deyirəm. Bu məsələdə diplomasiya gerek yok. Mənim üçün Türkiye'de əsas məsələ mənim qardaşıma olan münasibətdir. Kim ona yaxşı münasibət bəsləyir, o mənim ürəyimdədir. Kim ona haqsız münasibət bəsləyir, kim ona qarşı çıxır,
mənim ürəyimdə onlar üçün yer yoxdur. Hər bir dəstək göstərmək istəyənlərə mən əlbəttə ki təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq hesab edirəm ki hər kəs bilməlidir ki bugün Erdoğan olmasaydı Türkiyənin başı böyük dərddə ola bilərdi. Bunu hər kəs bilsin, hər kəs anlasın və bunu mən adi bir Azərbaycan vətəndaşı kimi deyirəm. Və bunu siz 10 milyon Azərbaycan vətəndaşından bugün bunu eşidə bilərsən. Türkiyə-Azərbaycan birliyi möhkəmlənir. Ona görə bu birliyi sağlayan insanlar da gərək lazımı dəstək alsınlar hər bir yerdən, milli məsələlərdə. O ki, qaldı partilər arasındakı məsələlər, o başqa bir şey. Milli məsələ var. Milli məsələdə hər kəs gərək vətənpərvər olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Bize vakit ayırdınız, sorularımızı cevapladınız. Efendim Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sayın İlham Aliyev ile Karabağ'da yaşanan gelişmeleri ve bundan sonra yaşanabilecek muhtemel olayları konuştuk. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.